açık olmamız hasebiyle eş olarak da sizden istifam ediyoruz. Yani biz ve çalışmalarını da takip ediyoruz. Gelmeden önce hatta daha önceden de takip ettiğim bir camiye, üzerinde hassasiyetlerini yakından tanıdığım için basın açıklamalarınızı da okuyabildiğim kadarıyla okumaya gayret ediyoruz. Denetlenebilir şekilde maddi çalışmaların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar var. Bunun haricinde geçmişte terörden ya da işte TCK 53'ten ceza alanların tekrardan işte genel kurul haricinde dernek yönetimlerinin organlarında görev alamayacaklarını, görev alsalar dahi sonlandırılacağı dair aslında sivil toplumun biraz daha böyle aşırı güvenlikçi politikalarla çalışmalarını daraltmak, ekonomik yönden onu biraz daha zayıf düşürülmesine götürecek hamleler olarak şu an biz bunu değerlendiriyoruz. Olmuştu. Ondan sonra insani ücret olmuştu. Bu da geçen de partimizin 8. yılı doldu. Asgari ücret yerine insani ücret. Evet, insani ücret. Bugün de bununla alakalı üzerinde bu gündeme dair bir hassas çalışmamız olacak. Hüdapar Ankara İl Başkanı, yeni başkanım öncelikle, Zeral Hanım. Hayırlı olsun. Önceki başkanımız, Reşat Başkanımız şu an tanışıyorsunuz. Teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı olarak bize şu an destek vermekte. Musa Başkanımız da bizim Çankaya ilçe başkanımızdır. Orada çalışmalarını yürütmekte. Fazla kalabalık gelmek istemedik sizi. Onlar belki tedbirlerden dolayı rahatsız etmemek için. Ben Kayseri'yim, hukukçuyum. Hukuku biz bir meslekten ziyade hak mücadelesinin ciddi bir aracı olarak biz görüyoruz. İnandığımız değerler de bize bu konuda mücadele etmemizi ilhamı oradan alıyoruz öncelikle. Özellikle bu sorumluluğumuzun farkındayız. Kitle imha silahlarının önlenmesinden hariç, tabii iki bölüm ayrılıyor. Bir kısmı kitle imha silahlarının belki uluslararası sözleşmelerle, FAFT sözleşmesi ki Türkiye buna 1999'da taraf olmuş. Bunun haricinde ülke içerisinde de ikinci bölüm olarak bir düzenleme söz konusu. Bu düzenlemelere baktığımızda 7. madde ile 10. maddeye kadarki olan bölüm yardım toplama yönetmeliği kanunuyla alakalı. Derneklerin değişiklikleri içerirken 11-17 arası da dernekler kanununa dair çeşitli düzenlemeleri içermekte. En çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi bu. Tabii bunun haricinde bir kısım düzenleme de şunla alakalı. Anonim şirketlerinin bu hamiline yazılı çeklerin devriyle alakalı ki bir nevi bunların da terör finansmanı olarak kullanılabildiği üzerinden hareket edilmekte ve avukatlarla ilgili bir düzenleme. Evet. Yani burada esas da bizim daha çok dikkatimizi çeken şu an terör ya da iltisak kavramlarının tabii çekilebildiği, bu kavramların devlet tarafından ve kendisine tehdit görülen yapılar tarafından yapılara karşı bazen tanım ya da grup olarak değişikliğe neden olduğu. Maalesef hakim şu anki devletin hakim yapısı 15 Temmuz'dan sonra ki özellikle güvenlikçi politikalar birçok yapıyı çok daha böyle terör kategorisine almaya daha müsait bir zeminde.